Merhaba. Madalyonun bilinen yüzüne hoş geldiniz. Ben Cüneyt. Bu hafta bizden uzak tarikatların birinden bahsedeceğim. Kendilerine Mason Family diyen Mason ailesi üzerine konuşacağız acımasız cinayetler, uyuşturucu, şiddet, taciz, tecavüz gibi akla gelebilecek tüm suçları içinde barındıran bir tarikat bu. Suç örgütü gibi çalışan, inanmış mülklerin olduğu biraz da din eksenli bir tarikat Manson Family. Şimdi en baştan başlayalım. Manson ailesinin kurucusu ve lideri Charles Manson 12 Kasım 1934'te Ohio Cincinnati'de doğdu. O doğduğunda annesi Kathleen Maddox 16 yaşında bir hayat kadınıydı. Öz babasının kim olduğu hep belirsiz kaldı ve herhangi bir erkeği baba rol modeli olarak görmedi. Annesi doğumdan kısa bir süre sonra William Manson ile evlenince üvey babasının soyadını aldı. Alkolik olan annesi sürekli suçlara karışarak hapse girip çıkıyordu. Hiçbir zaman çocuğuna bakmak gibi bir önceliği de olmadı zaten. Hatta bir gün Charles Manson'ı bir sürahi biraya takas etmişliği bile vardır. Hayata başlamak için ne kötü bir başlangıç. Bu olayı Manson aile içi anlatımlarından duyduğu kadarıyla şöyle anlatıyor. Bir gün annem benimle birlikte bir kafede oturuyordu. Masamıza garson bir kadın geldi. Konuşmalarından henüz çocuk sahibi olmadığı anlaşılıyordu. Anneme şaka olarak beni satın alabileceğini söyledi. Annem soğuk bir tavırla bana büyük boy bir bira getir ve çocuk senin olsun dedi. Garson gerçekten de bir bira getirdi. Annem sakin bir şekilde birasını içti ve hiçbir şey söylemeden beni orada bırakıp gitti. Günler sonra eniştem gelip garsonun evinden bulup Beni eve geri getirdi diye anlatıyor. İçler acısı bir hal. Annesi hapisteyken önce annesinin kardeşleriyle sonra üvey amcası ile yaşayan Mason istikrarsız göçebe bir hayat yaşayarak oradan oraya savruluyordu. Kurduğu arkadaşlıklar hep kısa süreliydi. Her zaman tekrar tekrar baştan başlamak zorunda kalıyordu. 9 yaşındayken hırsızlıktan ıslah evine gönderildi. 12 yaşında yine hırsızlıktan bu sefer sorunlu ergenleri eğitmek için kurulmuş olan bir okula yerleştirildi. Bir sene sonra buradan firar ederek annesine sığınmak istedi. 12 yaşında bir çocuğun annesinin şefkatini istemesi kadar normal bir şey yoktur herhalde. Ama annesi onu istemeyerek evini almadı. Charles Manson o günden itibaren sokaklarda tek başına yaşamaya başladı. O hani Amerika'nın meşhur homeless denilen sokaklarda yaşayan evsiz insanlarla beraber yaşamaya 12 yaşında başladı. 14 yaşına geldiğinde yine hırsızlıktan yakalanarak ıslah evine gönderildi. Orada karıştığı bir suçtan sonra başka bir ıslah evine gönderildi. Buradan da firar etti. Yakalandığında bu sefer devlet onu Washington'daki bir yatılı okula yerleştirdi. Burada yapılan testlerde IQ'sunun 109 olduğu ortaya çıktı. Yani aptal biri kesinlikle değildi. Hatta epey zeki sayılırdı. Daha ilerleyen yıllarda hapishane psikologlarının testlerinde 120 IQ'ya çıktığı görüldü. Charles Manson kesinlikle üstün bir zekaya sahipti. Fakat gittiği okulda okuma yazması olmadığı anlaşıldı. Yani 15-16 yaşlarında ve okuma yazması yok. Çok enteresan. Okul görevlilerine göre her konuda ortalama bir yeteneğe sahipti ama müzik konusunda çok yetenekli olduğu keşfedildi. Okul müdürü Charles Mason için şöyle bir şey demiştir. Mason tam bir sokak politikacısı. Yani insanların konuşmaları ve nutuklarıyla etkileyebiliyordu ama kime nutuk atacağını da özenle seçerek belirliyordu diye yazmış kendi notlarına. Yani daha bu yaşlarda parlak zekasını insanları etkilemek için kullanmaya başlamıştı. Biz bunu hatırlayın geçenlerde Sokrates konuşurken onda da görmüştük. Sokrates de tam bir sokak politikacısı gibi Çarşı'da, pazarda attığı nutuklarla etrafına kalabalıkları toplayan bir filozoftu. Charles Manson da bu taktiği uyguluyordu. Bu arada hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Burada bunları anlatırken amacım Charles Manson işlediği suçları ya da cinayetleri meşrulaştırmak değil kesinlikle. Hani böyle zorlu bir çocukluk geçirmiş eh ona da yazık gibilerinden bir söylem geliştirmek hiç değil. Burada amacım ileride canice işleyeceği ve veya azmettireceği cinayetlerin arkasında yatan sevgisizliği anlamak için böyle retrospektif bir bakış açısı geliştirmek istedim. Evet, Manson yerleştirildiği ya da belki de sığındığı demek daha doğru olur. Okullarda tacize uğrar. Okul psikoloğunun tespitlerine göre Manson sürekli farklı duygu durumlarına geçiş yapıyordu ve gençlik serüveni kaygan bir zeminin üzerine inşa ediliyordu. Tüm bu olumsuzluklar içerisinde, derinlerde bir yerlerde, toplum tarafından kabullenme beklentisi içerisindeydi. 1954 yılının Mayıs ayında 19 yaşına bastı ve ıslah evinden çıkarak serbest kaldı. Bu süre içerisinde okuma yazmayı hızlıca öğrendi. Hatta bununla da kalmayıp bazı matematik denklemlerini bile çözmeye başladı. 5 yıl serbest kaldıktan sonra 1959 yılında bir kadını 700 dolarını dolandırdı ve işler daha kötü hale gelmesin diye aynı kadını hamile bıraktı. Bununla da yetinmedi, ev arkadaşını ilaçla bayıltıp tecavüz etti ve kaçarken yakalanıp tekrar hapse girdi. Hakim onun için eğer ıslah olamayacak bir adam arıyorsanız Charles Manson'a bakın diyerek durumu özetledi. Islah evleriyle geçen bir çocukluktan sonra gelen ilk hapishane deneyimi başlıyordu artık. Tam soğuk, tekinsiz sokaklardan kurtuldum derken bu sefer hapishanede tecavüze uğramaya başlar Charles Manson. 157 boylarında, çelimsiz, zayıf bir fiziğe sahip olduğu için kendini savunacak tekniklere de sahip olmadığından dolayı büyük zorluklar yaşar. Elinde tek bir önemli silahı vardır: zekası. Kendini sistematik tecavüzlerden korumak için deli taklidi yapmaya başlar. Olur olmaz hareketler yapıp sesler çıkarıyordu. Üzerine idrar ve kendi dışkısını bulaştırmaya başladı. Hapishane yönetimi deli olmadığını bilmesine rağmen bir önlem almadı ama Manson amacına ulaşmıştı. Kimse artık ona tecavüz etmek istemiyordu. Hapishanede geçirdiği bu yıllarda gitar çalmayı öğrendi ve iflah olmaz bir Beatles hayranı oldu. Enteresan bir şekilde o dönemde fanatik Beatles hayranlığı denilen bir olgu vardı. Hatta grubun vokalisti, gitaristi olan John Lennon 8 Aralık 1980 tarihinde New York'ta eşi Yoko Ono ile birlikte yaşadığı binanın girişinde hayranı Mike David Chapman tarafından vurularak öldürüldü. Bu fanatik hayranlığı bugünden bakarak anlamamız biraz zor olabilir ama o dönemin işte kültürüyle beraber paralel olarak büyüyen uyuşturucu pazarının önemli etkisi olduğunu düşünüyorum. Charles Manson da hem uyuşturucu kullanıyor hem de rockstar olma hayalleri kurmaya başlamıştı. Hapishane kayıtlarında aynen şöyle yazan bir bilgi var. Diyor ki dikkatleri üzerine çekmek için büyük çaba harcıyor. Genelde olumlu yönlerini ortaya koymakta zorlanıyor. Bu sebeple kasıtlı olarak olumsuz taraflarını ortaya çıkararak kendini daha iyi ifade edebiliyor. Manson, kendisini bulma çabaları için Scientology ve Budizm hakkında kitapları okuyarak sağlamaya çalışıyordu diye yazıyor notlarda. İşte 7-8 sene sonra kuracağı tarikatın temellerini bu kitapların üzerine kendi çarpık kişiliğini ekleyerek inşa etmeye başlıyor. Aslında hani Dark Side'a geçiş aşaması gibi bir durum bu. Star Wars hayranları demek istediğimi anlamıştır. Kişinin içindeki karanlık doğasının beslenerek büyümesi ile ilgili bir durum gibi sanki. Yusuf ile Kenan filmi geldi aklıma. Hani Cem Davran'ın oynadığı film. Harika bir Ömer Kavur filmidir bu arada. Ee, ve bu aralar Mubi'de Ömer Kavur filmleri seri olarak yayınlanıyor. Tavsiye ederim. Ee, bu filmde de Cem Davran'ın oynadığı Yusuf karakteri para ve güç hırsları ile karanlığın cazibesine kapılarak suça meylederken kardeşi olan Kenan karakteri kalbin temiz tarafını canlandırıyordu. Sokaktan gelen ebeveynsiz çocukların içsel çatışmalarını izleriz film boyunca. Ve güçsüzlük ile bir çarelik sebebiyle çocukların evrildiği kişilikleri izleriz. Yani tabii bu bizim steril hayatlarımızdan bakınca anca böyle üstten bakan ahkam kesmeler gibi duruyor olsa da anlamak ve idrak etmek tahmin edilenden çok daha güç. Charles Manson hayatındaki tek olumlu şey müzikti galiba. 1966 yılı hapishane kayıtlarında şöyle bir şey yazıyor. Manson zamanının çoğunu şarkı bestelemek için harcıyor. Son bir yıl içinde 80-90 kadar beste yaptı. Ayrıca gitar ve bateri çalıyor diye yazıyor. Her tarikat lideri gibi patolojik narsist olan Charles Manson o dönemin çok meşhur ünlü kişisel gelişimcisi Dale Carnegie'nin derslerine giriyordu. Hapishaneye mahkumları ıslah programları kapsamında belli aralıklara ders vermeye gelen bu adamdan etkili iletişim dersleri alıyordu. Burada geliştirdiği yeteneklerini ileride duygusal manipülasyon için kullanacaktı. 1967 yılının Mart ayına gelindiğinde artık hapishaneden tahliye olma durumu söz konusuydu. Manson, hayır dışarıya çıkamam, bu dünyaya ayak uyduramam düşüncelerim hep özgür kalsa da ömrümün çoğu esaretle geçti. Mahkum olarak kalmak daha iyi, volta atmak, gitar çalmak, dışarıdaki hayattan daha iyi diyordu. Yine çok tanıdık bir durum değil mi? Shawshank Redemption yani Esaretin Bedeli filmini izleyenler için yine çok tanıdık gelmiştir bu. Brooks was here desem filmin hayranları hemen anlayacaktır durumu. Bu filmde de Brooks karakteri bütün bir ömrünü hapishanede geçirip tahliye olmak istememişti. Ama tahliye ettiler ve ne yapmıştı? Bir eve yerleştirilmişti. Küçük çakısıyla kirişe. Brooks was here yani Brooks buradaydı diye kazdıktan sonra kendini asarak intihar etmişti. Hatta Thomas Newman Brooks Was Here isimli enstrümantal bir şarkısı bile yapılmıştı. İşte bizim Charles Manson da tahliye olmaktan, gerçek dünyaya atılmaktan çok korkuyordu. Aslında bu kadar cani ve acımasız bir katil olmasının altında galiba bu korkular yatıyor. Hani hayvanlar gibi mi demeliyiz bilemiyorum. Bir köpeği çok fazla korkutursanız sizi ısırmaya çalışacaktır. Ya da bir kediyi böyle kovalayıp bir kenara sıkıştırırsanız ne yapıp size sal ne yapıp edip size saldırmak isteyecektir. Yani korku Hepimizin içindeki vahşeti ayağa kaldıran en önemli etmen galiba. Her şeye rağmen 21 Mart 1967'de 33 yaşında tahliye oldu. Onlarca masum insanı öldüreceği gerçek dünyaya salı veriyorlar Charles Manson'ı. Önce San Francisco'ya gidiyor. Hippi kültürünün altın çağlarını yaşadığı bir döneme denk gelmişti Manson. Ayrıca Martin Luther King, John F. Kennedy suikastleri ve Vietnam Savaşı gibi toplumsal karışıklıkların da olduğu bir dönemdi bu dönem. Gitarı ve etkili hitabet gücü sayesinde kendisine kolayca yer edindi. Yani o korkuları gerçek olmadı. Genç hippilerin anlam arayışlarını ustalıkla kullandı. Tam bir duygusal manipülatördü Manson. Ayrıca uyuşturucu kullanımı hakkında da tecrübeleri artıyordu. Uyuşturucuyu ufak dozlarda tüketen biri olmasına rağmen hiçbir zaman tam olarak bir uyuşturucu bağımlısı olmamıştır. Charles Manson uyuşturucuyu keyif vermesinden ziyade cani planlarının uygulanması için araçsallaştırmıştır. Rockstar olma hayalleri kuran Manson hiçbir zaman hippi kültürünü benimsemese de müzikle iç içe olması daha rahat çevre edilmesini sağlıyordu. Zaten hippi kültürü gibi barışçıl bir görüşü benimsemiş olsaydı bu kadar canice cinayetler de işlemezdi zannımca. LSD ve amfetamin gibi uyuşturucular kullanıyordu ve gençleri etrafında toplamasını kolaylaştırıyordu bu durum. Tarikatlaşmasını sağlayacak olan mülütleri her geçen gün artıyordu. Manson sürekli dans eden, espriler yapan, pozitif taraf kullanarak Manson Family'nin ilk müritlerini topluyordu. Mary Brummer'la tanışır. En sadık müritlerinden olup cinayetlerinde kullanmış durumu. Katıldığı bir partide Patricia Kremwinkel ile tanışıyor. En psikopat katillerinden biri olacaktır bu ve Susan Atkins. Bu isimler Manson ailesinin yani bu tarikatın çekirdeğini oluşturdular. Hırsızlık yaparak geçimlerini sağlıyorlardı. Hatta bazen çöplerden buldukları gıdaları biriktirip yemeğe dönüştürüyorlardı onları daha sonrasında. Ellerine geçen paralarla tabii ki de uyuşturucu alıyorlardı. Yalnız şöyle ilginç bir durum var. Charles Manson tüm müritlerine cömertçe uyuşturucu verirken kendi çok düşük dozlarda kullanıyordu. Bu sayede müritlerinin beynini yıkamak ve itaat etmelerini sağlamak daha kolay oluyordu onun için. Eski bir okul servisi alıp içine doldurduğu müritleriyle başıboş amaçsız turlara çıktılar. San Francisco'dan çıkıp Los Angeles'a doğru gittiler. Malum Amerika'nın müzik ve sinema endüstrisinin kalbi burası. Sonra bir gün Mason Family'nin kızlarından biri dönemin çok meşhur müzik gruplarından biri olan Beach Boys grubunun üyesi Dennis Wilson ile tanışıyor tam Manson'ın aradığı fırsat işte. Kendi müziğini duyurmak isteyen Charles Manson ve kızları Wilson hayatının orta yerine çöküveriyorlar. Wilson'ın Los Angeles'taki havuzlu lüks villasında bütün bir yazı geçiriyorlar. Sonra Manson ünlü şarkıcı Doris Day'in oğlu ile tanışıyor. En büyük amacı fanatikçe inandığı kendi müziğinin bir filmde kullanılması ya da kendisine bir albüm yapılmasıydı. Wilson bir kayıt ayarlıyor. Manson en sevdiği bestesi olan Seas to Exist'i kaydediyor. Bu kayıt YouTube'da var merak edenler için to ama yapımcılar beğenmiyorlar İşte buradan sonra ipler kopuyor diyebiliriz Charles Manson müziğin kalitesine o kadar çok inanmaktadır ki beğenilmemesini asla kabul etmiyor. İçindeki o cani katil bu olaydan sonra uyanmıştır. Bu arada meşhur müzisyen Merlin Manson, bizim Charles Manson'dan o kadar çok etkileniyor ki, onun soyadını alıyor. Merlin ismini de zaten Merlin Monroe'dan almış. O da ayrı bir kişilik. Manson'ın tam da rayından çıktığı bu dönemde, The Beatles grubunun white label albümü çıkmıştır yani beyaz albüm. Albümde "Helter Skelter" diye bir şarkı vardır. Manson bu şarkıyla ve albümle hastalıklı bir bağ kurmuştur. Kendisine bu albümden mesajlar geldiğini söylemiştir müritlerine ve yakında siyahi Amerikalıların ayaklanarak tüm beyaz insanları öldüreceğine dair bir kıyamet senaryosu uydurmuştur. Dahası LSD tipi uyuşturucu kullandığı bir gün kendisini çarmıha gerilmiş bir Mesih olarak görür ve müritlerine de bunu inandırır. Müritlerine sizleri ve tüm beyazları ben kurtaracağım der. Artık bu ırksal kıyametin bir adı vardır. Helter Skelter der bu harekete. Günümüzde bu hikaye hala da inananlar vardır. Barack Obama'nın bu siyahi hareketi başlatacağına inanmışlardır. Manson'ın hastalıklı bekleyişi devam ederken bundan sıkılmış olsa gerek ilk katliamını planlar. İlk hedef ünlü film yapımcısı Roman Polanski'nin eşi Sharon Tate ve arkadaşlarıdır. Ses getirmek istiyordu Manson. Ünlü beyazları öldürüp siyahiler yapmış gibi göstererek bu büyük savaşı başlatabileceğini düşünmüştü. Kendisi bizzat bu eyleme katılmadı ama kendilerine Charlie'nin melekleri diye Üç 3 kadın bir erkekten oluşan müritlerini Polanski'lerin evine katliam yapması için gönderdi. Roman Polanski ve 8 aylık karısı Sharon Tate Beverly Hills'te Los Angeles'ın parlak ışıltılı sokaklarına tepeden bakan, şehirden uzak ama şehri gören tenha bir sokakta oturuyorlardı. Böyle de emlakçı gibi oldu. Neyse, bahçenin girişinde müştemilat da denilen bir misafir evi vardı. Orada evin teknik işlerine bakan, aynı zamanda evin bekçiliğini de yapan bir görevli yaşıyordu. İlk önce onu öldürdüler. Hem de öyle sessiz sakin falan değil. Kafasına üç el ateş ederek öldürdüler. Los Angeles polisinin kayıtlarına göre bu silah seslerini duyan komşular olmuş ama pek de oralı olmamış kimse. Zaten polisin ihmalleri uzun yıllar tartışıldı. Sonra katiller eve yöneldiler. O sırada Sharon Tate ve 3 arkadaşı evde küçük bir arkadaş buluşması yapmış sakin sakin oturuyorlardı. Sharon Tate'in yakın arkadaşı Abigail Folger ve sevgilisi Frikowski vardı. Abigail Folger o meşhur Folger kahvelerinin varisi. Gerçi bizim ülkemizde pek pazarı yok ama büyük bir ...kahve firması ve onun veliahtı diyebiliriz. Jay Sebring isimli Hollywood ünlülerinin saç tasarımcısı olan... ...yine meşhur bir karakter daha vardı evde. Roman Polanski ise bir iş seyahati için yurt dışına çıkmıştı. Charles Manson'ın sapık hislerle planladığı... ...Helter Skelter saldırılarının misyonuna uygun... ...birbirinden zengin, savunmasız beyaz insanlar bir aradaydı. İşkence edilerek acımasızca katledildi hepsi. Abigail Folger ve sevgilisi Frykowski evden kendilerini dışarı attıkları esnada ateş edilerek engellendiler. Sonra ikisi de defalarca bıçaklanarak çimlerin üzerinde öldürüldüler. İçeride ise Sharon Tate ve Koffer J. Sebring kalın bir halatla boyunlarından bağlanarak vücutlarının çeşitli yerlerinden onlarca defa bıçaklanarak öldürüldüler. Olay yeri fotoğraflarına bakarsanız akan kandan tanınmayacak hale gelmiş olduklarını görürsünüz. Sharon Tate'in karnındaki bebeği bile kesip çıkarılıp bıçaklamışlardı. Gözleri böylesine dönmüş olan bu katiller evin kapısına kurbanlarının kanıyla pig yazmıştı. Domuzcuk anlamına gelen bu kelimeyle ırkçı bir çağrışım uyandırmak istemişlerdi. Salonun duvarına da Sharon Tate'in kanı ile domuzcuklara ölüm yazmışlardı. Cinayetleri siyahiler işlemiş gibi göstererek Manson'ın bahsettiği o büyük savaşı başlatabileceklerini düşünüyorlardı. Bir sonraki gece yine o bölgede yaşayan çok zengin bir iş adamı olan Leno Labianca ve Rosemary Labianca çiftinin evine girdiler. Milyonlarca dolarlık servetleri bulunan iş insanlarıydı bunlar. Leno Labianca başına yastık geçirilmiş ve boynuna kablo dolanmış haldeyken karnına bıçakla war yani savaş yazılmış ve bağırsakları dışarı çıkarılmıştı. Rosemary, La Bianca'da yan odada aynı şekilde başına yastık geçirilmiş ve balyona kablo dolanarak defalarca kez bıçaklanarak öldürülmüşlerdi. Sonra hemen bir sonraki gece Gary Hinman isimli bir müzik öğretmeninin evine girdiler. Katlettikten sonra onun da duvarına kurbanın kanıyla politik domuzcuk anlamına gelen Political Piggy yazarak öldürdüler. Fakat Los Angeles Polis Departmanı'nın cinayet masası olayları o kadar beceriksizce araştırmıştı ki cinayetlerin birbiriyle olan bağlantısını anlayamadıkları için çözülmesi de bir yılı geçmiş. Roman Polanski ağır bir depresyon sürecine girerken katillerin bulunması için 25 bin dolarlık bir ödül koydular. Önce mafya sandılar. Sonra Polonya istihbaratından şüphelendiler. Ortaya bir sürü teori atılırken Sharon Tate'in emekli albay olan babası saçını ve sakalını uzatarak hippie topluluklarının içine sızarak kendi araştırması kendi başlattı. Yani polis o kadar beceriksizdi ki kurbanların aileleri işin içerisine bizzat karışmak zorunda kaldılar. Ancak bir türlü sonuç alınamıyordu. Olayların çözülmesi ise şöyle oldu. Bu Charlie'nin melekleri denilen Psikopat kadınlardan biri olan Susan Atkins isimli mürit, başka bir suçtan dolayı hapse girdiğinde hücre arkadaşına hava atmak için işlediği cinayetleri anlatıyor. Susan Atkins anlatılanlara göre en kaçık olanlarıydı. Cinayetleri işlerken bile şarkı söyleyip dans ettiğini söylüyorlar. Sevgilisi Charles Manson'ın Hazreti İsa olduğunu, ölüm vadisinin bir dehlizine götüreceğini ve oranın derinliklerinde yaşayan yüksek bir ırkın olduğunu söylüyormuş. Hücre arkadaşına bir gün "Sharon, Tate'i kimin öldürdüğünü söyleyeyim sana." tabii ki de ben öldürdüm diye bir itirafta bulununca olaylar çözülmeye başlıyor. Diğer müritler de bir bir sorguya alınınca Mansur Family tarikatının da detayları ortaya böylece çıkmaya başlar. Tarikatın elindeki listeye göre sırada Richard Burton, Elizabeth Taylor, Frank Sinatra, Steve McQueen ve Tom Jones gibi birbirinden ünlü isimler vardı. Patricia Krenwinkel, Susan Atkins, Leslie Von Houghton'dan oluşan bu üç kadının anlattıklarına göre Mesih olan Charles Manson o dedikleri büyük Helter Skelter savaşı çıktığında Manson tarikatına bağlı olan kişiler için çölde olan ölüm vadesine gideceklerdi. Ki bu anlatılanlar hep eski hayitten e, alıntılar şeklinde ilerliyor. Hatırlarsanız en başta söylediğim gençlik yıllarında hapis yatarken dini kitaplara çokça ilgisi vardı Mason'ın. İşte bu İncil'de geçen altın şehir de saklanarak savaşın bitmesini bekleyeceklermiş. Savaş bittiğinde de Manson Family 144 bin katına ulaşıp dünyaya egemen olacakmış. Yani Charles Manson kelimenin tam anlamıyla kendi mitolojisini yazmış, yazmakla da kalmamış... Bu fikirlerine inanacak onlarca hatta yüzlerce insan bulmuş. Gençken Dale Carnegie'den aldığı kişisel gelişim derslerinden midir bilmem ama mahkemede savcıya şöyle bir şey söylemiş Manson. Bana tepeden bakarsanız bir aptal görürsünüz. Bana aşağıdan bakarsanız tanrınızı görürsünüz. Bana tam karşıdan bakarsanız kendinizi görürsünüz diyerek insanları etkisi altında bırakmıştır. Ayrıca kendisi için söylenen şöyle bir tarif de vardır. Ben bir çocuğum Hiçbir zaman büyümedim. Sizin toplumunuzda hiç yaşamadım. Hiç okula gitmedim. Hiç annem ve babam olmadı. Kendi kendime yetiştirdim." demiştir. Her kelimesi doğru olan bu sözü gazetelere çıkmıştır. Mason çocukken görmediği, yaşamadığı aile ortamını ...müritleriyle Manson Family oluşumunun içinde yaşıyordu. Şimdi tabii hepimizin aklına bizdeki kedicikler... ...Atman Oktarlar, Oktar Babunalar, Hasan Mezarcılar falan geliyor. Bizdekilerin de hep kendi mitleri var. Tabii biz sadece ortaya dökülenleri biliyoruz. Daha hala da öğrenmediğimiz, duymadığımız daha neler neler vardır kim bilir. Hemen aklıma gelen Takva filmi vardır mesela. Tarikatlarla ilgili böyle tokat gibi bir film. Bu Manson Family için de iki sene önce Oscar alan... ...Bir Zamanlar Hollywood'da isimli bir film vardır tavsiye ederim onu da. Evet mahkeme süreci başladığında her şey tam bir şova dönüşmüştü. Ne kadar da Amerikan, değil mi? Charles Manson hapse girdiğinde her zamankinden daha da ünlü ve popüler hale geldi. Anlattığı deli saçmalarına inanan çok fazla insan toplandı etrafında. Dava 1970 yılının Haziran ayının ortalarında resmen başladı. 9,5 ay sürecek olan dava o zamana kadar Amerikan tarihinin en uzun süren davası rekorunu kırdı. İlk aylarda Manson ailesi özgürlük ve hippi kültürü üzerinden ifade özgürlükleri ve anlam arayışları gibi kavramlarla yer yer pozitif etkiler bırakabiliyordu jürinin üzerinde. Ama bir gün Manson kontrolü kaybederek bir anda ayağa kalkıp hakime birisi senin kafanı kesmeli diye bağırarak fırladığında herkes şok olmuştu. Elleri titreyen hakim jüriye dönerek bu durumu kale almamalarını söylese de herkesin Manson'ın içindeki canavarla ilk kez tanıştığı an oldu bu. Her şey o kadar çığırından çıkmıştı ki YouTube'da da Manson kızlarının duruşmaya gidişlerini falan izleyebilirsiniz. El ele tutuşup şarkılar söyleyerek falan gidiyorlar böyle duruşmaya. Sanki tüm o cinayetleri bunlar işlememiş gibi rahatlar ve mutlular. Sürekli Charles Manson'ın suçsuz olduğunu, tüm cinayetleri kendilerinin kurguladığı yönünde ifadeler veriyorlardı. Bizim kedici kız davalarından biraz daha farklı buradaki durum. Dava sürerken tarikata bağlı bir fanatik'in deniz kuvvetlerinin deposundan bir kutu el bombasını çalarak mahkeme binasında patlatacağı ihbarı alındı. O bomba hiçbir zaman patlamadı ama... Her duruşma ulusal güvenlik konusu haline gelmeye başladı. 9,5 ay süren dava 1 milyon dolar maliyet ile ülkenin en pahalı davası oldu. Dava dosyası 209 bölümden ve 31.716 sayfadan oluşuyordu. Dava sonucunda idam kararları çıkmasına rağmen uygulanmasına fırsat kalmadan 1972 yılında Kaliforniya eyaleti idam cezasını kaldırdı ve mahkumların cezaları da ömür boyu hapis cezasına çevrildi. Bu olaylar o kadar çok ses getirdi ki Manson ailesine karşı çok büyük bir nefretin yanı sıra hayranları da çoğaldı. İşte Marilyn Manson'ın ismi buna örnek mesela. Ayrıca Guns N' Roses grubu Manson'ın şarkılarından biri olan Look at Your Game Girl şarkısını kendi albümünde yayınladı. İşte bu düşündürücü. Bir sürü film ve belgesel çekildi sonrasında. Bu arada Manson kızları her gece hücrelerinde Charles Manson'dan mesajlar aldıklarını söylediler. Zaman içerisinde Charles Manson'ın insanlar üzerindeki etkisi daha da büyüdü. Manson felsefesi her zaman Amerikan toplumunun dışlanmış kesimleriyle gündeme geliyor. Charles Manson üzerinde çalışırken bunu hep gördüm. Satanistler, neonözler gibi oluşumlar Manson'ın zehirli, ırkçı felsefesini benimsemekte. Kendini ezilmiş ve sistemden uzaklaşmış hisseden insanlar bugün bile bunun gibi tarikatların kucağına bırakıveriyor kendini. Manson onlar için kötülüğün ve nefretin taçsız kralı ve manevi simgesi haline gelmiş durumda. Bu psikolojiyi inanılmaz güzel işleyen bir film vardır. American History X diye Edward Norton'un döktürdüğü efsane bir filmdir. Kesinlikle izlenmesini tavsiye ederim. Duruşmalar bitip dava sonlandıktan sonra Amerikan televizyonlarında hayat tekrar normale döndü ve 2009 yılına gelindiğinde Susan Atkins beyin felci geçirerek hapishanede öldü. Patricia Krenwinkel Mayıs 2022'de şartlı tahliye alsa da toplumu hala da tehdit ettiği gerekçesiyle 5 ay sonra 2022'de şartlı tahliyesi geri alınarak tekrar hapse girdi. Bugün 75 yaşında ve halen daha hayatta olup Amerika tarihinin en uzun hapis yatan 5. mahkumu konumunda. Linda Kasebian, Manson aleyhinde ifade veren ender kişilerdendi. Devlet korumasında serbest bırakıldı ve 2009'daki CNN röportajından sonra bir daha hiç görülmedi. Leslie Van Houten geçtiğimiz Temmuz ayında yani bundan 4 ay önce 53 yıl hapis yattıktan sonra tahliye edildi. 19. şartlı tahliye duruşmasında pişmanlığını da gizlemeyerek söylediği şöyle bir söz vardır. Sadece biraz sevilmek için yaptık her şeyi. Ah işte her kötülüğün altında yatan şey, sevgisizlik ve cehalet. Charles Manson ise büyüyen popülaritesiyle 80 yaşındayken 27 yaşında bir hayranı ile nişanlandı. Ve sonra bilinmeyen bir sebepten ötürü evlilikten vazgeçti. 35 kişinin ölümünden sorumlu tutulan Charles Manson, 19 Kasım 2017'de kolon kanserine bağlı kalp durması sonucunda 83 yaşında hapishanede öldü. Madalyonun bilinen yüzünden bu haftalık da bu kadar haftaya görüşmek üzere hoşça